Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınlar Fasükül Soru Bankası. ikinci Fasükül Gold Test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur diye sordu. Sevgili gençler ilk ifadeye baktığımız zaman en küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. Bu ifademiz doğrudur. En büyük negatif tam sayı gençler negatif sayılardan en büyük tam sayımız eksi 1'dir. Bu ifade doğrudur. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 10 demiş. Gençler i̇şte iki basamaklı en küçük tam sayımız eksi 10 değil eksi 99'dur. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. O halde 1 ve 2 doğru olacak diyorum. 1, 2, A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. İkinci soruya geldiğimiz zaman aşağıda verilen ifadelerden hangisi negatif bir sayı ile gösterilemez diye soruyor. Yaşta kaybolun 15 lira et evet negatif bir durumdur negatif sayı ile gösterilir. 8, 8 kat aşağı olması gençler negatiftir. Sıfırın altında eksi 8 derece gençler negatiftir. 20 lira kazanç dediği için bakın bu pozitif bir sayıdır. C şıkkı negatifle gösterilemez deriz. Aşağıda verilen sayı doğrusunda noktaların arası eş parçalara ayrılmıştır. Artışık noktaları arası birer birimdir. D noktası bir tam sayısına eşit ise gerçek D 1'e eşitmiş. E, bizden B noktası hangi tam sayı göstermektedir diyor. Sonra doğru gideceğim için gerçek birer birer azalacağız. Bakın birden C'ye geldiğimiz zaman 0. Buraya geldiğimiz zaman eksi 1. B'ye geldiğimiz zaman eksi 2'ye. O halde gençler B'nin değeri eksi 2'dir. Yani C şıkkı da sorumuzun doğru cevabıdır. Eksi 8 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır diyor. Arasında dediği için eksi 8 ve 3 gençler dahil değildir. O halde ne yapıyoruz? Bakın eksi 7'den başlayacağım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 eksi 1 0 1 ve 2 var. Sayarsak gençler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tam sayı vardır. Ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 5. sorumuzda yukarıda verilen sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diye soruyor. Gerçekten bakın 4 ile 8 arasında İki tane aralık olduğu için e, bunlar ikişer ikişer artar veya azalır diyeceğim. O halde şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Bakın 4'e 2 eklersem gençler burada A'nın değeri 6'dır. Sonra doğru gidersek gençler b 2'dir. 0 geldik. Eksi 2. Eksi 4 gelir. Eksi 6'dan 2' tane daha azaltırsam eksi 8 olur. Verilenlere baktığımız zaman A'nın değeri 6 bu ifade doğrudur. B'yi gençler 2 olarak gördük bu ifade doğrudur. 10'un eksi 4 olduğunu söyledik. Doğrudur. M gençler burada eksi 8, eksi 10 dediği için bu ifade yanlıştır ve sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir. Evet. Eş bölümlere ayrılan e, yandaki termometreye göre A, B, C, D harflerinin yerine gelecek sayılardan hangisi yanlış yazılmıştır diyor. Gençler bakın buradan sıfırdan 10'a kadar arkadaşlar dikkat edersek 1, 2 aralık var. Hadi diyeceğim ki arkadaşlar işte 2 aralık varsa onu 2'ye bölersem gençler 5'er 5'er artıyor demektir. Ve 5 gelir. 10 a'ya 15 gelir. 5'er 5'er azaltırsam buraya eksi 5 gelir. Eksi 10 burası da gençler eksi 15'tir. Verilenlere baktığımız zaman a artı 15'tir doğrudur. B 5'tir gençler doğrudur. C eksi 5'tir doğrudur. D gençler bakın eksi 15 olması gerekiyordu. Burada eksi 20 yazdığı için denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 7. soruda yukarıdaki A kümesinin elemanlarından kaç tanesi negatif tam sayıdır diyor. Şimdi i̇şte bakın önünde eksi olan sayılarımız negatif tam sayıdır. 1 2 3 4 5 tane negatif tam sayımız vardır. Bundan dolayı da C şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Eksi 5 ile 2 arasında kaç tane tam sayı var diyor. Yine arasında dediği için bu sayılar dahil değil gençler. Bakın. Eksi 4 var. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 0 ve 1 tam sayıları vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı var. O halde gençler burada C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet arkadaşlar. 9. soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki şekilde borunun tam ortasında bulunan sıfır noktasına yerleştirmiş bir bilye vardır. Beyza borunun içine yukarıdaki gibi üflerse bilyeyi 4 birim sağa borunun içindeki havayı kendine doğru çekerse bilye 3 birim sola kaydırıyor. Buna göre Beyza yukarıdaki üfleme işlemlerini ayrı ayrı uyguladığında gençler burası önemli. Ayrı ayrı uyguladığında bilyenin bulunacağı konumlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Ayrı ayrı uyguladığı için bakın Önceki sıfırdan 4 birim sağa gittiğini düşünelim. 4 birim sağa giderse A artı 4'e gelmesi gerekiyor. Bakın burada A seçeneğe gider. Hava üflediğimiz zaman. Bakın burada B olabilir. E, Deniz'e baktığımız zaman 3 olduğu için bu da gidebilir. E, C de olabilir. Bir diğer şey yine ayrı ayrı dediği için yani sıfır noktasından bu sefer kendisine doğru gelmesi gerekiyor. 3 birim gelirsek 1, 2, 3 bakın eksi 3 de olması gerekir. Bursa ve Ceyhan seçeneklerine baktığımız zaman burada 3 olduğu için gençler bunu eleriz. Eksi 3 olduğu için Ceyhan seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet C şıkkı doğru cevaptır dedik. Böyle bonu seçeneğini de eleyelim gençler. Evet, kat numarasının aşağı doğru Aşağı yukarı aşağıdan yukarı doğru birer arttığı bir binada giriş katının e, kat numarası 0. Giriş katın üstündeki katların e, numaraları pozitif tam sayılar ile, e, giriş katının altındaki katların numaraları ise negatif tam sayılardır. Bu binanın 13. katında oturan Eymen evinin bulunduğu kattan asansöre binerek e, 15 kat aşağıdaki otoparka inmiştir. Buna göre bu binadan, bu binanın otoparkı kaçıncı kattadır diyor. Gençler bakın 13. katta olduğunu söylemiş. Buraya 0 dersek gençler. Giriş katına 0 dedim. Buradan gençler önce 0'a gelmek için 13 kat aşağı inmesi gerekiyor. 0'dan da gençler 2 kat aşağı indiği için eksi evet, 2 olur. Otoparkın bulunduğu konum. Buradan da C şıkkı doğru yanıt olur deriz. Aşağıdaki sayı doğrusunda eş aralıklarla oluşturulmuştur. Buna göre A sayısı kaçtır diyor. Gençler eksi 5 ile 1 arasında 1, 2, 3 tane sayı olduğunu söylüyor. O halde ben eksi 5 ile 1 arasında 6 sayı vardır gençler. Bunu 2'şer 2'şer arttığını düşünüyorum. Daha doğru gidersek 2'şer 2'şer artar. Burası eksi 3. Burası eksi 1. 1, 3, 5 ve 7. Gördüğünüz gibi gençler A 7'ye eşittir. O Bu halde buradan da Denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. 12. sorumuza geldiğimiz zaman Ahmet'in Haziran ve Temmuz aylarındaki banka hesabı hesap özeti aşağıda verilmiştir. Ahmet'in Haziran ve Temmuz ayında bankaya olan borcu ve alacağının sayı değerleri kaçtır diyor. Gençler bakın Haziran'da borç olduğu için eksi 1400 olması gerekir. E, Temmuz'da gençler alacağı olduğu için artı 2200 olmalıdır. Halde A ve B seçeneği olabilir. Bakın Eksi 1400. C ve D'yi eleyelim. Artı 2200 olacaktı gençler. Bakın burada eksi 2200'ü elersem. Buradan da A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet. 13. sorumuza geçelim. Akif deniz seviyesinden yüksekliği 4 metre olan oltası ile deniz seviyesinin 2 metre ve 3 metre altında olan e, balıkları yakalamaya çalışıyor. Ona göre Akif'in altası ile hamsi ve levrek balıklarını bulundukları yerlerin sayı değerleri ve açlıkları hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. 4. Deniz seviyesinin üstünde olduğu için artı 4 diyor. Hamsi gençler bakın deniz seviyesinin altında olduğu için eksi 2'dir. Bu da eksi 3'tür. Hadi artı 4 olacak bakın B ve C'ye gider. Daha sonra gençler eksi 2 ve eksi 3 olacak. Buradan A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet gençler. 14. soruda Volkan öğretmen her öğrencisinin günde 30 matematik sorusu çözmesini istiyor. Aşağıda soru çözen 15 öğrencinin bir günde çözdüğü soru sayısı istenilenden kaç fazla ise artı, kaç tane az ise eksi ile gösterilmiştir. Buna göre 15 öğrenci bir günde toplam kaç soru çözmüştür diye soruyor. Şimdi bir günde çözmesi gereken soru sayısı 30. Eda'ya geldiğimiz zaman gençler artı 5 dediği bakın 35'tir. Ali gençler e, eksi 8 gençler 30'dan 8 eksiktir. Yani 22'dir. Arda 10 fazladır gençler. 40'tir. Gençler bakın bu şekilde değerler verebiliriz. E, arkadaşlar bakın bu şekilde biraz daha uzun olacak diyorum. Peki ben bu soruyu gençler başka nasıl çözebilirim? Bakın bu yolu da göstermek istiyorum. Gençler başlangıçta her öğrenci 15 öğrencisi var ve 30'ar soru çözmüş olsaydı. 15 ile 30'u çarparsam toplam çözülmesi gereken soru sayısı 450'dir gençler. Ben bu 450'nin üzerine gençler fazla ve eksik çözülenleri gençler toplayacağım ve çıkaracağım diye düşünelim. Öncelikle fazlalara bakıyorum gençler. Ya yani pozitif sayılara bakalım. 5 10 daha gençler 15 bir daha 22 bir daha 26 0 eklemiyorum gençler 26 bir daha 27 8 daha 27 8 daha 35 bir daha gençler 36 o halde 450'ye 36 ekliyorum. Evet gençler şimdi arkadaşlar eksik olan soruları da şöyle toplayalım. Burada da çıkaracağımız düşüneceğiz. Ali gençler 8 eksik çözdü. Eymen 3 eksik çözdü. 8 3 daha 11 yaptım. Elif gençler 1 eksik çözdü. 11 1 daha 12 yaptım. 4 daha eklersem gençler 12 16. 5 eklersem 21. 4 daha eklersem gençler 25. Bu toplamdan gençler ne yapacağım? 25 çıkaracağım. 450 ile 36'yı toplarsam sevgili gençler 486 olur. 486'dan 25'i çıkartırsam alttan 5 çıktı 1, 8'den 2 çıktı 6 ve 4. 461 olur gençler sorumuzun yanıtı. Bunu da C şıkkında doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.